Merhaba arkadaşlar. Kumpaslarla ilgili ne tür ölçüler ölçebileceğimiz konusunda konuşmuştuk arkadaşlar. Buna tekrar baktığımızda kumpaslarla birlikte dış ölçülerin ölçümü, iç ölçülerin ölçümü, derinliklerle ilgili ölçümler ve kademe ölçümleri gibi ölçümler yapabileceğimizi ifade etmiştik. Şimdi ilk olarak dış ölçümlere baktığımızda kumpaslarla yaptığımız en sık ölçümler arasındadır arkadaşlar. Bakalım bu şekilde bir parçanın dış ölçülerini kumpasın alt çeneleriyle birlikte ölçebileceğimizi söylemiştik. Sadece bir çap değil, parçanın kalınlığı olabilir, eni olabilir, boyu olabilir. E, tabii bunlar arkadaşlar kumpasımızla, elimizdeki kumpasla ölçülebilecek seviyede e, boyutlarda olması gerekiyor. Bunların hepsini kumpasımızla ölçebileceğimizi ifade etmiştik. Kumpasımızı çenelerini kapatacağız, sıfırlayacağız arkadaşlar. Daha sonra Bakın buradaki ilk çenemiz şu hareketsiz çenemiz arkadaşlar. Kumpasımızı sıfırladıktan sonra dijital bir kumpasla kapatıyoruz çeneler. Birbirine temas ediyor. Sıfırlıyoruz. Daha sonra açıyoruz. Parçayı araya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve şu vernierle birlikte diğer çeneyi parçamıza temas edecek şekilde aşağıya getiriyoruz. Ve daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kısımda dijital göstergede bize ne gösteriyor? Ona bakıyoruz. Veya konvansiyonel bir kumpasla cetvellerden ölçtüğümüz değeri okuyacağız arkadaşlar. Parça veya çeneler düzgün tutulmaz ise arkadaşlar ölçümüz hatalı olabilir. Ne demek istiyoruz? Bazen bakıyoruz işte görüyoruz. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlar vesaire tecrübesiz arkadaşlar da olabiliyor. Ee, burada parçamız bakın tam olarak çenelere yerleştirilmiş. parçayı şu şekilde yerleştirip, tam böyle iç kısmı itmeden ölçüm yapanlar var. gereğinden fazla basanlar, vesaire gibi durumlar olabilir. Bunlara ne yapıyoruz arkadaşlar dikkat ediyor olacağız. Devam edersek arkadaşlar, iş çap ve kanal şeklindeki boyutların ölçümlerini yapabileceğimizi ifade etmiştik. Bunun için arkadaşlar üst çenelerimizi kullanıyoruz bakın. Üst çenemiz burada diğer verniyerden açtıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Burası bu taraf hareketli ikisini Arkadaşlar kumpasımızı tamamen kapattık, sıfırladık. Daha sonra bu şekilde yerleştirdik her iki çeneyi ve bir çenemiz diğer tarafa, diğer çenemiz öbür tarafa temas edinceye kadar kumpasımızı açıyoruz. Ve daha sonra okuduğumuz değeri ne yapıyoruz? Ö bir yere not alabiliriz arkadaşlar tabi hassas bir ölçüm yapıyorsanız arkadaşlar özellikle ölçümü yaptıktan sonra değeri direkt okuyabilirsiniz veya şuradaki vidayı kullanarak sıkıp arkadaşlar oradan işte kumpasla e, alıp bir kenara koyup arkadaşlar e, o şekilde de değeri okuyabilmeniz mümkün olacaktır arkadaşlar yine çeneler eğik yamuk şekilde basmamalı e, yine ölçümlerde böyle bir durum olursa hata alabiliriz bunu da ifade etmiş olalım. Derinlik ölçümüyle ilgili kısmımız var arkadaşlar. Kumpaslar ile biz derinlikle ölçebileceğimizi ifade etmiştik. Bunun için kumpasımızın derinlik ölçme bıçağı yani şu kısmını kullanıyoruz. Şurada gösterelim arkadaşlar. Şu kısmını. Buradaki verniyeri aşağı saldıkça ne oluyor? Bu kılıç aşağıya doğru uzamakta arkadaşlar kumpası sürerek çeneleri birbirinden ayırmaya başladığımızda kumpasın arka kısmında derinlik ölçme kılıcı uzuyor arkadaşlar. Ve biz bununla birlikte e, ne yapıyoruz? Bu kılıcın ucu tabana değinceye kadar bunu açıyoruz. E, şu üst kısmı da kumpasımızın şu kısmı temas ediyor. Bu kısımları temas ediyor. Ve daha sonra buradaki değerimizi okuyoruz arkadaşlar. Derinlikle ilgili ölçümü yapmak adına. Tabi burada kumpası dik tuttuğumuzdan emin olmalıyız arkadaşlar. Bu önemli. Açılı vesaire tutmamalıyız. Aynı zamanda şu kılıcın dip kısmı değdiğinden emin olacağız. Şuranın da parçamızın geometrisine net olarak üst kısmına net olarak oturduğundan emin olmamız gerekmekte arkadaşlar. Yine kumpasla birlikte kademe ölçümleri de yapabiliyoruz arkadaşlar. Birçok kişi kumpasımızın bu özelliğini bilmez. Bu nedenle de kullanmaz. Bize kademe ölçümleri yapmak için aslında büyük kolaylık sağlar bu özellik. Kumpasımızı yine Kapatıyoruz arkadaşlar sıfırlıyoruz sonrasında ölçeceğimiz kısma göre bir miktar çeneleri açıyoruz hareketli çeneleri birbirinden ayırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hareketli çenenin üst kısmı bunun arka kısmı bizim kadememizin üst kısmına diğer kısmı ise kadememizin alt kısmına oturuyor arkadaşlar. Tamamen basacak dik bir şekilde oturacak şekilde bunları sağladıktan sonra kumpasımızın üzerindeki değerimizi okuyor olacağız arkadaşlar. Devam edersek arkadaşlar iki delik arası mesafe ölçümünü kumpaslarla yapabiliriz. Eğer elimizde herhangi bir başka ölçü aleti yok ise mecbur bunu kumpasla yapacaksak ise arkadaşlar kumpasları bu amaçla kullanabilmemiz mümkün. Tabi burada iki tane temel adımımız var bu şekilde bir ölçümü yapmamız için. Öncelikle böyle bir ölçümü yapmamız için arkadaşlar temel şart iki delik çapımızın aynı olması. Yani ne demek istiyoruz burada? İkisi de onluk bir delik ise göstereceğimiz metotla bunları ölçebiliriz. Eğer ki tabi e, tabii delik çapları vesaireler farklı olursa ilk önce birinci deliği ölç, çapını bir kenara yaz, daha sonra ikinci deliği ölç, çapını bir kenara yaz e, vesaire gibi durumlar olacak. İş çok e, karmaşaya gidebilir. O yüzden arkadaşlar bu gibi durumlarda e, bu gibi bir ölçümü iki deliğin çapları birbirine eşitse e, yapmayı tercih etmeliyiz. Şimdi diyelim ki Burada birinci adımda bizim yapacağımız delik çaplarından bir tanesini ölçmek. Delik çapını ölçüyoruz arkadaşlar kumpasımızın üst çeneleriyle birlikte. Bu ölçüm yapıldığında eğer kullandığımız dijital bir kumpas ise arkadaşlar çeneler delik çapı mesafesini gösterirken kaç ölçtük mesela 10.05 ölçtük diyelim ki delik çapını. 10.05'i gösterirken biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kumpasımızın çenelerini kapatmadan sadece sıfırlama tuşuna basıyoruz. Gösterge olarak sıfır gösteriyor ama kumpasımızın çeneleri kapanmış durumda değil. Kumpasımız açık duruyor arkadaşlar. Fakat gösterge sıfır. Sonrasında ikinci adımda ise yapacağımız arkadaşlar deliğimizin, deliklerimizin en uzak noktalarını yani bakın şu kısım ve şu kısmı kumpasımızın çenelerine dayayarak arkadaşlar bir ölçü alıyoruz. İşte bu. Artık burada dijital göstergede okuduğumuz değer bizim neydir arkadaşlar? Bu iki delik arasındaki mesafedir. İsterseniz daha net olması açısından şöyle de ifade edelim. İki tane deliğimiz var diyelim arkadaşlar. Birinci deliğimiz ve ikinci deliğimiz. Bu deliklerin ikisinin de nominal çapları 10 olsun arkadaşlar. Siz bunların ikisini de ölçebilirsiniz. Herhangi bir tanesini de ölçüp başlayabilirsiniz. Bunların bir de merkezleri var arkadaşlar. 1, 2. Merkezler arasındaki mesafede arkadaşlar 100 birim olsun. 100 milimetre olsun nominali. E, diyoruz ki bir tanesini ölçtünüz burada. Belli bir değer buldunuz. 10.05, 9.98 neyse belli bir değer buldunuz. Kumpasla okuduğunuzu düşünelim. Kumpasınızın hassasiyetine göre. Daha sonra şu değeri ölçüyorsunuz yani siz. Şu değeri ölçtükten sonra kumpasınızın çenelerini kapatmadan sadece resetliyorsunuz. Tabi bunun için bir dijital kumpasınızın olması gerekiyor. Daha sonra ee, kumpasın çeneleri açık fakat sıfırı gösteriyor. Kumpasınızın sabit ee, çenesini şu kısma dayayıp, şu kısma dayayıp, açıp arkadaşlar diğerini de şu kısma dayadığınızda artık burayı ölçtüğünüzde, bakın şu mesafeyi ölçtüğünüzde kumpasınızın dijital göstergesinde biz 100 civarında işte 99'dur 101'de bu civarlarda bir değer okuyor olacağız. Tamam bu şekilde kumpası farklı kullanım amaçları içinde kullanabilmeniz mümkün arkadaşlar. Eğer ki elinizde konvansiyonel bir kumpası olsaydı ne yapardınız? Deliklerden bir tanesinin işte çapını ölçerdiniz. Daha sonra diğerinin de çapını kontrol ederdiniz. Yine bu ölçümleri yapıp arkadaşlar bulduğumuz çap miktarını düşebilirdiniz. Bu şekilde toplama işte gerekiyorsa çıkarma vesaire gibi işlemler ek işlemler yaparak dolaylı bir ölçüm yapabilmeniz mümkün. Bir diğer kısım ise arkadaşlar kumpaslar ile farklı pratik işlemler yapabilmemiz mümkün. Örneğin birlikte çalışacak bir pin ve deliğimiz söz konusu ise arkadaşlar. Ee, Tabi. Yine işlemler yapmamak için elimizde bir dijital kumpas olması gerekiyor arkadaşlar. Burada ilk olarak arkadaşlar birinci adımda deliğimizin çapını ölçüyor olacağız. Böyle bir durumda biz ne isteriz? Deliğimizin çapının bir miktar pim çapına göre büyük olmasını isteriz ki işte rahat bir geçme işlemi yapabilirim Tabi buradaki verilen toleranslardan bağımsız olarak konuşuyorum ben şu an. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar delik çapına ölçtük kumpasımızı delik çapına ayarlı iken yine sıfırlıyoruz fakat kapatmıyoruz arkadaşlar kumpasımızı kapatmayacağız ikinci adımda ise arkadaşlar kapatmadık geldik pimi ölçtük. Pimi ölçerken kumpasımızda ne yapacağız? Ufak tefek ya açma yap, kapama yapacağız. Kapama yaparsak ne olur? Sıfırlamıştık. Negatif bir değer okuruz. Açarsak pozitif bir değer okuruz. Pozitif bir değer okursak bu ne anlama gelir? Dijital göstergede pimin delikten daha büyük olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Eğer okuduğumuz değer negatif ise e, bu kez pim delikten daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu negatif pozitif okumaya göre delik pimle ilgili montajı ben yapıp yapamayacağımın kararını verebilirim veya arkadaşlar Pimin delik içerisine girmesi için ne kadarlık bir talaş kaldırmam gerekiyor bunun da bilgisini bu şekilde almış olabiliriz yani kumpasları isterseniz bu şekildeki operasyonlar içinde e, kullanabilirsiniz arkadaşlar e, tabi önceden e, ölçüm aletleri vesaireler e, bu kadar çok çeşitli vesaire değildi arkadaşlar CMM vesaire zaten yoktu kumpasla kumpası ne kadar e, etkin kullanabiliyoruz e, önemliydi e, o dönemlerde o yüzden siz de kumpasınızla böyle direkt veya doğrudan ölçüm işlemleri yaparak ölçülerle ilgili hem bilgi alma hem de net ölçümler yapma gibi imkanınız olabilir.